Merhabalar ve bazı izleyenleri, ben Erdem Babacan. Bugün yeni bir röportajla karşınızda olacağız. Enerjisa CEO'su Murat Pınar'ı alkışlarınızla, burada sanal alkışlarınızla diyelim, davet ediyorum sahnemize. Merhabalar. Merhabalar Erdem Bey, nasılsınız? İyiyim Murat Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Artık böyle oldu Covid'den sonra, röportajlarımız bile Sormayın, online. sormayın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Dediğiniz gibi tabii pandemiden sonra ciddi olarak iş yapış şekillerimiz değişti. Ama tabii ki hayat devam ediyor bir şekilde. Buna da her türlü hazırlığımızı yaptık. Devam ediyoruz. Tabii ki zor günler hepimiz için. Maalesef öyle ama atlatacağız umarım. Süper. Şüphesiz, şüphesiz. O zaman ben hemen vakitte kaybetmeden sorularıma geçmek istiyorum izninizle. Lütfen buyurun. Önce ben malum Enerjisa'dayız. Ne yapacağız? Enerji sektöründen konuşacağız. Enerji sektörünün bugününü ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle söylemek lazım. Enerji aslında dünden bugüne en önemli konumuz. Dünyada da savaşların sebebi olduğu, gündem yaratan bir şey. Ama trendler ne bugün baktığımızda önümüzdeki döneme göre? Bugüne kadarki enerji biliyorsunuz fosil yakıtlardan tutun, işte güneş enerjisinden tutun büyük bir spektrumu var. Ama dünyada gelişen trendler daha çok deregülasyon, dekarbonizasyon, desentralizasyon, dijitalizasyon ve dekarbonizasyon aslında dünyanın takip ettiği trendler ve bugün önemli yatırımların, çalışmaların yapıldığı grup. Ama Türkiye'ye döndüğümüzde bir kentleşme meselemiz var ki dünyaya baktığınızda, Avrupa'ya özellikle baktığınızda, gelişmiş batı ülkelerine bugün ister müşteri sayısı açısından bakın, ister nüfusun artışı açısından bakın, ciddi anlamda fark var aramızda. Yani her yıl bizde Türkiye olarak baktığımızda %4 daha fazla müşterimizi katıyoruz her zaman network'e. Diğer taraftan elektrifikasyon hala biz kentleşme açısından kentlerimizin büyüdüğü göç aldığını düşünürseniz sürekli elektrik yatırımlarını devam etmek zorundayız. Diğer taraftan bir önemli konu da aslında bakanlığın strateji dokümanlarında da görebilirsiniz bunu. Verimlilik, sürdürülebilirlik aslında önemli trendlerden. Verimlilikten kastımız da şu aslında önemli bir konu. Bugün ısıtma, aydınlatma anlamında kullandığımız elektrik enerjisi aslında baktığınızda ciddi bir verimli kullanabileceğimiz alan var. Ki bu kabaca %30'larla tarif ediliyor. Ki İskandinavya bu işte çok önde gidiyor. Son 10 yılında %20, %30 kadar verimli kullanmaya başladılar enerjilerini. Bizim kapasitemize baktığımızda da sürekli talep olduğu için yıllık %4 ortalama büyüme son 10 yılda %200 büyümüş enerji sektörü. Şimdi bunların ışığı altında talep devam ettiği için girişimcilik önemli olmaya başladı. Sorunlarımız ne? Yakın dönem, uzak dönem. Gelecek ne bekliyor ki? Yeni teknolojilerin içerisinde e-mobility var. Bunu konuşuyoruz ki Çok elektrifikasyon popüler dünyanın şu an gerçekten hatta. önemli. Kesinlikle. Ki bu anlamda da biz bir yatırım yaptık 2018'de. Biliyorsunuz e-şarjda. Bunun yanı sıra tabii e-mobility neleri değiştirecek? Sadece bir yerden bir yere transporttan bahsetmiyoruz. Bir taraftan da mobil şebeke yapabileceğiniz duruma geliyorsunuz. Aslında bunlar aynı zamanda yürüyen bataryalar bizim için. Sadece aracı bir A noktasından B noktasına gittiğimiz olarak Açınıyor. düşünmüyoruz. O yüzden tabii farklı farklı şeyler çıkabiliyor ki platform olarak yönetildiğini düşünürseniz de data bir tarafta. Belki bunlara da dokunacağız konuşmanın içerisinde ama data derken de big data evet çok kullanılıyor. Umarım şeyi geçmeyiz. Yani big data diye diye aslında önemini kaybetmeyiz. Bazen kanıksıyoruz. Ki burada Martin Lindstrom'un çok sevdiğim kitabı var. Small Data. Yani o tarafı bize gerekli olan ne? İçerisinden onu alabilmek artık zorlaştı. Çok fazla datamız var. Ama bunun içerisinden gerekli olup gelecekte aksiyona dönüştürebileceğiniz datalar var mı? Şimdi enerjiyi koyduk oraya. Gelişen teknolojiler ve bir de data. Şimdi bunun üçün eksenin üzerinde gelişecek bir dünyadan bahsediyoruz. Kabaca bunları söyleyebilirim trendlerle ilgili. Ya çok sevindim sonunda yine girişimciliğe gelmedi. Çünkü ben de oradan devam etmek istiyordum. Peki. Gelelim girişimcilik ekosistemine. Ya enerji sektörü tam olarak nasıl konumlanıyor girişimcilik ekosistemi ve Enerjisa bu ekosistemi nasıl destekliyor, destekliyor mu? Bunu öğrenelim. Aşama aşama o zaman gidelim. Özellikle liberalizasyonundan sonra
Türkiye'de elektrik piyasasının dünyaya da açılma fırsatı buldu. Yabancı sermayenin ilgi gösterdi. Diğer taraftan dünyada tabii 1984'te özellikle datanın haberleşmesinin ucuzlaması nedeniyle ki Ethernet'in keşfiyle denk düşer bu fiber altyapılar birim datanın iletilme maliyetlerini çok düşürdü. Bu da herkesin ulaşabildiği bir hale geldi. Ki Silikon Vadisi'nin hikayesine baktığınızda aslında 2. Dünya Savaşı sonrasındaki o teknolojik gelişmelerin ticarileşip halkın kullanımına sunulacak hale gelmesiyle başladı aslında hikaye de orada. Şimdi günümüze geldiğimizde ki o zaman Steve Jobs'ın çok ilginç bir tespiti var. Ki o dahinin böyle bir hata nasıl yaptığını düşünmek de tuhaf. 9 kilobayt herkese yeter diyor. Evet. Bugün cebimizde taşıdığımız telefonlar 1952'deki Enigma'dan daha büyük. O yüzden hani gelişimin o hızında doğru algılamak lazım. Peki bu nereden oldu girişimcilik? Bugün Amerika bu ekosistemin en büyüğü. Tabii. Bizim de enerjisi olarak ilk irtibatta bulunduğumuz plug and play bir incubator. Hala da ilişkilerimiz devam ediyor. Yakında Türkiye'de gelecekler diyor muyuz? Diğer taraftan Avrupa'da bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Estonya, Fransa, Avrupa Birliği'nin desteklediği project funding modeli. Bugün orada da aslında bir değişim gerçekleşiyor. Eurocan'ın da son 3 yıldır başkanlığını yapıyorum. Eurocan'ın da strateji değişikliğine gittik. 30 ülke yani Avrupa'nın dışında da ülkelerin katıldığı Şili, Kanada, Avusturya, Avustralya. Orada da bakılan şu artık project funding mi yoksa idea funding mi? Ve artık orada da bir gelişim var ki önümüzdeki dönem içerisinde orada da bir değişikliği yapmak. Girişimcilik ne demek önce o ve girişimcilerin sorunları ne? Şimdi Amerika ile kıyasladığınızda önde gidiyor görünüyor. Evet doğrudur. Peki diğer ülkelerde aslında sorunların olduğu yerde, ihtiyaçların olduğu yerde girişim tetikleniyor. Ama girişimcilerin en büyük sorunu da ne? Funding. Çok kolay bir iş değil o. Hani her söylediğiniz fikre getirip para yatıracak insanlar yok. Ve bunun bir sistematik içerisinde yürümesi lazım. Biz de geçen 2018'de işte o Plug and Play'den öğrenimlerimizle enerji sektörü içerisinde, dağıtım şirketleri içerisinde birçok sorunumuz var. Hem gelecekle ilgili hem geçmişten kalan. Bununla ilgili her türlü fikri içeride bir model açıp iç girişimcilik, şirketin içerisindeki bir girişimcilik, NAR projemizde başlattık. Bugün yeni dönemde son bir haftadır onun da program çalışmalarını yapıyoruz. Yarın da onunla ilgili bir konuşmam olacak. Dışarıdan da düşünen, getiren, değer katan ne kadar arkadaşımız varsa aslında onları da dahil ettiğimiz bir ivme programımız var. Bu hafta itibariyle başlıyoruz. Nedir bunun içerisindeki yani girişimciliğin neden önemli olduğuna gelmek gerekirse içerideki işlerimizle aslında biz bir operasyon yürütüyoruz. Ve bir gün bu gelişen teknolojiler, trendlere baktığınızda aslında disruptif değişimler var, yıkıcı değişimler. Bunu siz kendiniz yapmazsanız birisi gelir yapar. O yüzden de aslında kendimizi disrupt etmek mi, bunun adı yıkmak mı yoksa yeniden yapılanmak mı? Çok güzel bir metafor var onunla ilgili. Eğer müsaadeniz olsa onu da anlatmak isterim. Tabii rica ederim. Mesela kartallar 20 yaşına kadar yaşarlar ya da 40 yaşına kadar. Şimdi 20 ya da 40 deyince biraz şey oluyor, nedir, tuhaf geliyor, ironi var. 20 yaşında gaga ve pençeler artık avlayamaz hale geliyor. Aslında kartalın en güçlü olduğu dönem. Fakat o güne kadarki kullandığı model, metot, av neyse artık kullanılmaz hale geliyor. Kendini disrupt etmesi için gagasını ve pençelerini kırması lazım. Gaga ve pençe kırıldıktan sonra 150 gün aç kalıyor kartal. Bu sürecin zorlu olduğunu bilmek lazım. Girişimcilik kolay bir şey değil. Ve bundan sonra tekrar gaga yerine geldiğinde 20 yıl daha yaşayabiliyor. Şimdi biz de onu survive edebilirse o kısmı. Aynen. Orası çok önemli. Survive etmek. Burada da işte girişimcilerde de bu var. Survive'da sorunlar yaşıyor. İşte family, aileden fonluyor, arkadaşından fonluyor, nişanlısından fonluyor. Ama bir yere kadar. Biz de burada bu rahatlığı insanlara getirmek istedik. Altyapılarımızı kullansınlar, mentorluk yapsın arkadaşlarımız, sorun saha pilot yapabilecekleri bir ortam. Çünkü sorunu ifade etmek de kolay değil. Yani bir fikriniz var, evet size çok güzel geliyor ama nereye dokunuyor insan hayatında bunu koymak lazım ki. Girişimcilere benim hep tavsiyem şu oluyor, insanların hayatına dokunuyor musunuz yaptığınız işte? Yoksa sadece kendi içinizde sevdiğiniz bir proje mi? Bunu
linklerlerse hepsinin başarılı olacağına inanıyorum. Bu an gelelim biraz hızlandırma programına. Tabii ki. Öncelikle bu ivme girişim hızlandırma programı nasıl ortaya çıktı? Yani biraz bahsettiniz aslında ama evet. Bir şirket için ihtiyaçtan mı ortaya çıktı yoksa bambaşka nedenleri mi var? İkinci sorum da aslında bunları birleştirmek istiyorum. Bir de sizce kimler başvurmalı? Hani yine biraz bahsettik işte funding'e ihtiyacı olan girişimler vesaire dedik ama tam olarak sizce kimler başvurmalı, nasıl bir yol izlenmeli? Onun programın detaylarını alalım yani. Tabii şöyle diyelim, bu fikir aslında dediğim gibi bizim ilk Amerika'daki o incubation ziyaretlerimizde fikir olarak ortaya çıktı. Nasıl kullanırız, bizim buradaki girişimcileri nasıl göndeririz, kendi projemizi nasıl yaparız diye. Ama tabii dediğim gibi bu trendler tetikledi aslında. Şimdi öyle bir trend geliyor ki akıllı şebekelerden, akıllı şehirlerden tutun, e-mobility'den tutun. Bugün bildiğimiz, yönettiğimiz yapıların çok farklısı. Desentralizasyon dediğiniz zaman aslında her şeyin ayrı ayrı yönetildiği bir şeyden bahsediyoruz. Otonomous mobility diyorsunuz, tamamen enerjiye bağlı. Ki bir de mevcut gerçeklerimizle gelecek trendler birbiriyle çalışmaya başladı. 1 milyar kişinin hala elektriği yok dünyada. Yani sadece Türkiye olarak bakmamak lazım. 500 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor. Şimdi o yüzden girişimcilerin de düşüneceği zaman bunlara çözüm bulabilecekleri, geçmişle geleceği birleştirebilecek çözümler şu an ciddi anlamda gelecek için faydalı olacağını biliyoruz. Bu fikir geldikten sonra biz de dağıtım şirketleri olarak hem EPDK ile hem de bakanlığımızla görüşüp ya biz böyle bir plan yapıyoruz. Burada sizin desteğiniz olur mu? Çok pozitif feedbackler aldı bu anlamda. Bugün ARGE fonu var, %1 toplam gelir tabanının. Onu da kullanabileceğimiz bir model geliştirdik. Şimdi fikir bazında başlıyoruz. Onlar filtrelenmeye başlayacak. Önce enerji sektörü odaklı, dağıtım sektörü odaklı. Ama bu şu demek değil, diğerleri başvuramaz değil. Gelsinler, biz onlara başka kanallar da bulabiliriz. Bu sadece hani enerji alanında bizim fokus olduğumuzun dışında iyi fikirler bile bir araya geldiğinde, enerjiyle ilgisi olan ve olmayan bir araya geldiğinde çok daha iyi çözümler çıkabiliyor. O yüzden bir araya geldikleri yeri oluşturmak, sadece kendi fikri değil, birkaçını birleştirdiğiniz aslında ciddi bir çözüme gidiyor. O yüzden bu fırsatları sağlamak. Diğer taraftan mentorluk, yani bir business plan bile, iş planını yapabilmek bile bir yatırımcı açısından görebildiği şey anlamında yatırım yapabileceği şey odur. Fikirden çok business plana bakıyor insanlar. Anladım. O yüzden ikisini birleştirebileceğimiz, hem fikri, hem business planı, hem mentorluğu, hem yatırımcı aldığınızda nasıl davranacağınız, bunların hepsi önemli olmaya başlıyor ki biz biraz önce söylemiştim, inşaatçı yatırım yaptığımızda küçük bir startup. Bugün Türkiye'de liderliği oynuyor. Yarın için tabii çok umutlarımız da var oradan. Bu tip girişimleri desteklemek derdimiz. Böyle gidip tek tek dinlemek değil ama bir filtreden geçirilmiş. Yarın bunları yurt dışına da açabileceğimiz. Çünkü global ölçüye çıkmadığınız sürece içeride evet sorunlarınızı çözersiniz. Ama bugün özellikle oyun hikayelerinden duyuyoruz hepimiz ve görüyoruz. Çok büyük yatırımlar alıyorlar. Çok büyük yatırımlar alıyorlar. Ve ülke olarak da buna ihtiyacımız var bizim. Biz bunları yapabiliriz. Tabii. Teknoloji adaptasyonumuz her şeyden çok güzel. Bugün telekom altyapısına bakıyorsunuz, Avrupa ile boy ölçüşecek şekilde. Bugün daha çelik boruları kaldıramadı İngiltere. Bizde işte 200-300 bin kilometre fiber optik hattı var. Daha önce telekom geçmişinde var. Oradan söylüyorum isimleri. O yüzden şimdi IoT bir tarafta, AI bir tarafta, dijitalizasyon bir tarafta, sektörde sorunumuz var diyoruz. Gelecekte en önemli konulardan birisi diyoruz. 50 trilyon dolar 2050'ye kadar para harcanacak bu sektörde. Yani 50 trilyon dolardan daha altına getirebileceğiniz her yeni çözüm bu tarafa para akacak demek. Tabii. O yüzden beklentim şu, hepsinden gelebilirler. Bütün fikirlerden, ama enerji odaklı olursa veya beraber bir araya gelirler, biz getiririz. Rahat olsunlar, biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Dediğim gibi filtrelenip short liste kalanlar, kısa listeye kalanları Avrupa, Amerika nereye derlerse götüreceğiz. Süper. Çok sevindim. Umarım hayırlı olsun şimdiden hem sizin tarafı için hem girişimler için. Ben son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu programla girişim ekosisteminde tam olarak nasıl bir etki yaratmak istiyorsunuz ve bu program üzerinde ve girişimler üzerinde daha çok gelecek planlarınız nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Belki işimizin karakteristiği açısından da dağıtım sektörüne baktığımızda monopol bir yapı. Rekabet olmadığı düşünüldüğü yer. Ama İnovasyon, girişimcilik, ARGE faaliyetleri aslında dağıtım şirketlerinin rekabet ettiği yer. Asıl farkı burada yaratıyoruz. Şirket açısından baktığımızda böyle. Yani farklılık yaratmak, sorunlarımıza çözüm bulmak.
İkincisi biraz önce söylediğim konu, ülke çapında, sektör çapında düşündüğümüzde bu sadece enerji sahasının dağıtım şirketlerinin yaşadığı sorunlar değil, sektörün yaşadığı sorunlara da çözüm bulmak için önemli bir etmen. Üçüncü olarak da ülke çapında baktığınızda dediğim gibi kaynak ihtiyacı var, çok iyi fikirler var. Kaçırdığımız için göremediğimiz, yanından geçtiğimiz bir sürü şey yaratabiliriz. Bu anlamda ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yani tek başına sadece enerji dağıtım şirketlerinin faydalanacağı bir ekosistem olmayacak bu. Ülke olarak da. Hatta eğer biraz önce söylediğim dünya global ölçeğinde baktığımızda hala 1 milyar kişiye yakın insanın elektriğe ulaşamadığını düşünürsek insanlık için yapmak lazım. İnsan hayatına dokunmak lazım. O yüzden ben şöyle ifade etmiyorum. High-tech bir kampanya değiliz biz. Şirket değiliz. High-touch olmak istiyoruz. İnsanların hayatına dokunmak istiyoruz. Ve bugüne kadarki çizgimiz de yarın sürdürülebilir bir dünya içinde. Bugün green enerji teknolojilerinden tutun, hidrojene kadar önümüzdeki decade çok büyük gelişmeler açık. Bunların üzerinden gelecek her türlü girişim desteklenmeye değer diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son olarak onlara da. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Girişim yapılarının da sadece enerji değil, biz diğer buna soyunacak, bunun için emek harcayacak herkese desteklemeye hazırız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.